Merhaba, adım Faik Kordemir. Bu mesajı Manchester, İngiltere'den okuyorum. Bu bir İngiliz hükümeti ve ulusal sağlık hizmeti NHS bildirisidir. Koronavirüsü, COVID-19, hasta birinin öksürmesi sonucu ağızdan havaya yayılan tükürük damlacıklarının solunması ve herhangi bir yüzeye düşen bu damlacıkların aynı yüzeye elle dokunulduktan sonra ağız, göz veya buruna dokunulması sonucu kişiden kişiye bulaşmaktadır. Virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için ellerinizi sık sık sabun ve suyla 20 saniye süresince iyice yıkayınız. Bu mümkün değilse antibakteriyel el jeli kullanınız. Öksürüyor ve hapşırıyorsanız ağzınızı elinizle değil kağıt mendille kapatınız. Kağıt mendili derhal çöpe atıp ellerinizi yıkayınız. Eğer kağıt mendiliniz yoksa dizseğinizin tersi kolunuzun iç tarafına öksürüp hapşırınız. Yıkanmamış ellerinizle yüzünüze dokunmayınız ve virüse yakalanmak belirtileri gösteren kişilerden uzak durunuz. Korona, COVID-19 virüsü ciğerlerinizi ve soğunum yollarınızı etkiler. Başlangıç belirtileri, yüksek ateş, bunu takip eden sürekli kuru öksürük ve nefes alma zorluğudur. Yaşlılar, diyabet, şeker hastaları, kalp yetmezliği, felçli, yüksek tansiyonu ve hayati tehlike içeren sağlık sorunu olanlar yüksek tehlike grubunu teşkil etmektedir. Bu grupta olan bireylerin en az 12 hafta kendilerini izole etmeleri, evlerine karantinaya alınmaları gerekmektedir. Bebekler ve çocuklar bu virüsü çoğunlukla aşırı etkilenmeden geçirmektedirler. Eğer mümkünse herkesin evde çalışması tavsiye edilir. Dışarıya acil ve gereksiz olmadan çıkılmaması ve kesinlikle misafirliğe gidilmemesi, tiyatro, sinema ve restoran gibi kalabalık yerlerde bulunulmaması gerekmektedir. Eğer sürekli kuru öksürük başlamış ve ateşiniz 37.8 dereceyi geçmişse en azı 7 gün kendinizi daha iyi hissedinceye kadar evde kalınız evdeki herkesin de 14 gün karantinada kalıp evden çıkmaması gerekmektedir. Ateşinizi düşürmek için parasetamol kullanınız. Kullanmadan önce prospektüs okuyunuz. Yetişkinlerin 24 saat içinde 8 tabletten fazla kullanmamaları tavsiye edilir. Evdeki diğer bireylerden 3 adım uzak durunuz. Aranızdaki mesafeyi her zaman 3 adım yaklaşık 2 metrede tutunuz. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız ve hastalığınız ağırlaştıysa 111.nhs.uk internet sitesine girip ne yapmanız gerektiğine bakınız ya da 111'i telefonda arayıp durumunuzu bildiriniz. Kesinlikle GP, mahalle doktorunuza, eczaneye ve hastaneye gitmeyiniz. Lütfen bu virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlemek için ellerinizi sık sık yıkayınız. Aranızda en az iki metre mesafe bırakınız, evinizde kalınız, mücbur olmadıkça sokağa çıkmayınız. Hastalık belirtiniz varsa kendinizi ve ev halkını karantinaya alınız. Evde kalın ve virüsü yaymayın. Müzik